Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Ruset devleti resmen çıldırdı. Bakan Akar açıkladı. Elimize ulaşan bir başka son dakika bilgisini sizlerle takipçilerimizle beraber paylaşıyoruz. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Ruset Devleti'nin askıya aldığından hemen açıklamasından sonra tahıl koridorundaki son duruma ilişkin şu ifadeyi kullandı. Dün itibariyle Ukrayna limanlarından ayrılmış olan denizlerde seyir halindeki gemiler yollarına devam ediyor şeklinde bir açıklama yaptı. Bakan Akar, Cezayir Bağımsızlık Günü resepsiyonundan hemen sonra bazı soruları yanıtladı. Ruset devletinin askıya almasından hemen sonra tahıl koridorundaki son duruma ilişkin soru sorulan Akar'a şu cevabı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Riyasetinde 22 Temmuz tarihinde Karadeniz'de tahıl girişimi belgesinin imzalandığını anımsattı. Bu kapsamda kurulmuş Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmasına başladığını aktaran Akar, şu ana kadar Ukrayna limanlarından çıkan 10 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahiplerine sevk edildi şeklinde bir açıklamayı kaydetti. Rusya devletinin 29 Ekim tarihinde saldırı sebebiyle tahıl girişiminin geçici olarak durduğuna karşı açıklamasını hatırlatan Akar şu şekilde devam etti. Eğer bu şekilde kalır, tahıl nakliyesi durursa gelişmekte olan ülkelerde ciddi açlık sıkıntısı, buna bağlı olarak fiyatların artması, siyasi istikrarın bozulmasına kadar olayların evrilebileceğini hepimiz görüyoruz. Mutabakatın imzalanmasından hemen sonra tahıl fiyatındaki ciddi düşüş ve rahatlama oldu. Bunu bu şekilde sürmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Türkiye olarak bize düşen ne görev varsa bunları bugüne kadar yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da muhataplarıyla beraber Sayın Zelenski, Sayın Putin'le beraber telefon görüşmesini sürdürüyor. Bugün de Sayın Putin'le bir görüşmesi oldu şeklinde bir ifadeyi kullandı.